Şimdi kaygıya neden olan etkenleri sırasıyla konuşalım dilerseniz. Evet. O sırada ekranlara da yansıyacaktır. Evet. Oradan da takip evet. edebilirsiniz başlıkları. Şimdi evet, kaygı buyurun. aslında kaygıyla başlayacak olursak bir kere kaygı insan olmanın doğasında var olan bir duygu. Yani biz doğduğumuz andan itibaren bu duyguyla dünyaya geliyoruz. Neden? Nedeni şu. 100 trilyon hücreniz var şu an ve bu 100 trilyon hücrenin her an her dakika bakıma ihtiyacı var. Hı hı. Desteğe ihtiyacı var ki hem fiziksel varlığınız devam etsin hem de psikolojik varlığınız devam etsin. Dolayısıyla bu dehşet verici bir durum değil mi? Siz evet. şimdi ve da ben bugün kalbimdeki bir hücrenin çalışıp çalışmayacağını hiç düşünmüyorum. <laughs> Ama çalışmazsa kalp krizi geçireceğim. Evet. Ya da beynimdeki herhangi bir hücrenin e, çalışıp çalışmayacağını düşünmüyorum. Ama çalışmazsa felç olacağım belki. de. Yani ne demek istiyorum? Bizim beynimiz ve bilinçaltımız şunu biliyor diyor ki insan sonsuz ihtiyaçları olan ama varlığını da sonsuz tehdit eden faktörlerle karşı karşıya kalan bir varlıktır. Dolayısıyla bu bizde ne oluşturuyor? Doğduğumuz andan itibaren itibaren varoluş kaygısı oluşturuyor. Hmm. Yani dünyada 8 milyar insan var ya hepsinin ortak noktası varoluşsal kaygıya sahipler. Dolayısıyla kaygı insan acaba var mıdır yok mudur yerine bütün insanlarda kaygı vardır. Tabii ki. Doğamız bunu gerektiriyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu bence çok önemli bir noktası. E, i̇kinci nokta ise kişiliğimiz. Kişiliğimizde üç tane boyut var. İd, ego ve süper ego. İd hazza ulaşmak ve acıdan kaçınmak istiyor. Dolayısıyla eğer acı, acı yaşarsa kaygılanıyor. Ya da hazza, hazza ulaşamazsa o zaman da kaygılanmış oluyor. Yani dolayısıyla i, her insanın kişiliği olduğuna göre o zaman kaygı da mutlaka ne olacak? İnsanda olacak diyebiliriz. Yani evet. kaygı duygusu gayet insani bir duygudur. Fakat bunun sorunu ne? Ee, uzun süreli aynı du duyguyu yoğun bir şekilde yaşamak ve düzenleyememek. Asıl sorun e, burası. Hayatınızı olumsuz etkilediğinde evet. de kötü bir şeyler evet. olduğunu seziyoruz. Yani uzun süreli olduğunda zaten semptomlara neden oluyor. Yani bedenimizi iyi kullanamıyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Mide bulantısı yaşıyoruz. Başımız ağrıyor. İş yerinde işe konsantre olamıyoruz, insanlarla tartışıyoruz, hı hı. çevremizdeki insanlarla çatışmaya giriyoruz ve geleceğe dair de umutsuz oluyoruz evet. ve kötümser oluyoruz. Yani bunlar semptom oluyor aslında, Bilmiyorum. kaygının semptomları, evet. belirtileri. Öyle bir şey ki içinden çıkmak istedikçe bazen daha çok batıyorsunuz, daha çok kaygılanıyorsunuz. Evet, çünkü kabul etmiyoruz. Çok kısa vadede çıkılamıyor sanırım içinden, o an böyle küçük teknikler uyguluyorsunuz ama... Böyle bir travmanızı falan tetiklediği zaman hemen çıkılamıyor gibi. Evet, Onu çok, aslında çok lazım. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Onun nedeni ben kendi psikoterapilerde de görüyorum danışanlarımda. E Ego gücü çok önemli. Eğer ego gücünüz zayıfsa, o zaman çok kolay bir şekilde buradan çıkamıyorsunuz aslında. Egoyu güçlendirmek gerekiyor. Yani buradan uzun süreli kalıp çıkamayan insanların en en önemli sorunu ego güçlerinin zayıf olması aslında. Ne anlamalıyız buradaki ego gücünden? Mesela peki, problem bir çözme becerisine gerekiyor. sahip olması Hı -hı. gerekiyor. Mesela kendisini sevmesi, kendisini değerli Hı -hı. bulması gerekiyor. Mesela başa çıkma becerilerine sahip olması gerekiyor. Bunlar duygu düzenleme becerilerine sahip olması gerekiyor. Eğer bunlara sahipse ego, egosu güçleniyor. Dolayısıyla herhangi bir Uyaranla, olayla karşılaştığında yıkılmıyor. Hep hı hı. bu becerileri devreye yani sokuyor. Yani kendi değerini kendisinin belirlemesi gerekiyor. Dışarıdan gelen ünlülerle evet, falan bir değil de. Bir boyutu bu bir ama boyutu. diğeri de beceriler. Yani hı. problem çözme becerisi, duygu düzenleme becerisi, başa çıkma becerisi gibi becerilere sahip olmak. Eğer biz bunlara sahip olursak o zaman egomuz güçleniyor aslında ve yıkılmıyoruz. Yani dolayısıyla daha fazla kaygılanmıyoruz. Evet. Şimdi, e, bu maddeler var. Buradan sırasıyla gidelim. Eminim e, kendisini burada gören, hisseden evet. e, izleyicilerimiz olacaktır. Madde madde gidelim. Somut örnekler de veririz evet. elbette ki. Şimdi sınav kaygısına neden olan durumlar. Evet. Kendimize de bir bakalım. Nerede evet. kaygılanıyoruz? Evet. Tam olarak oraya bulmaya çalışalım. Evet. Ama öncesinde sınav tamam. kaygısını bir tanımlayalım bence. Tabii. Yani ne evet. olduğunu bilmemiz lazım. Sınav kaygısı aslında sınav öncesinde, sınav esnasında ve sonrasında İnsanların, kişilerin, öğrencilerin başarısız olma olasılıklarını düşünerek olumsuz duygular hissetmesi olarak tanımlanıyor. Burada iki tane önemli göstergesi var e, sınav kaygısının. Bunlardan birincisi kuruntu diyoruz aslında. Kuruntu eşittir, olumsuz düşüncelerdir diyoruz. Yani ne demek? Bizim kaygımızı besleyen ve aynı zamanda kaygımızın devam etmesine neden olan düşüncelere kuruntu deniyor. Bir boyutu bu. Evet. İkinci boyutu da duygudaşlık deniyor aslında. Duygudaşlık dediğimiz kısmında hem duygu kısmı var hem de hangi kısmı var? Fizyolojik kısmı var aslında. Onu girişte bahsetmiştik. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin sürekli devreye girmesi aslında. O halde duyguyu yaşarken, sınav kaygısını yaşarken bir, kuruntularımız var. Kuruntuları eğer çözümleyemezsek kaygımız hep devam edecek. İkincisi ise Duyusallık kısmı, yani aslında beden kısmı ve o duygunun sakinleşmesi ve ifade edilmesi aslında. Bu kısmı da neyi oluşturuyor, duyyusallık kısmını oluşturuyor. O halde sınav kaygısını yenmek istiyorsak yapmamız gereken kuruntuları çözümlemek ve aynı zamanda duygusallık kısmını düzenlemek. Yani hı hı. o beden boyutunda duygunun kendisini düzenlemek, biz bununla ilgili öneriler vereceğiz sizinle birlikte. Evet. Ee, ama iki boyutunun olduğunu görelim. Eğer ben sınav kaygısı yaşıyorsam bir, e, kuruntularım var yani olumsuz düşüncelerim var. İkincisi de ise duyguyu yaşıyorum ve fizyolojik olarak da yaşıyorum. Dolayısıyla iki noktaya müdahale evet. etmeliyim. Şimdi siz öyle deyince iki soru belirdi aklımda hemen. Birincisi olumsuz tüm duygular kuruntu mudur? İkincisi kuruntuyla gerçekleri nasıl ayırt edeceğim tam olarak? Evet çok güzeldi. <laughs> Hani olumsuz duygular kuruntu üretir mi? Yani hmm. soruyu böyle sorarsak evet. daha işlevsel olabilir. Çünkü duygunun kendisi kuruntu değil aslında. Duyguya eşlik eden olumsuz düşünce hmm. kuruntudur diyoruz. Dolayısıyla evet olumsuz duygular olabilir. Mesela siz öfkelenebilirsiniz, korku yaşayabilirsiniz ama buna eşlik eden olumsuz düşünceniz olmaz. Yani kuruntunuz olmaz. Ya da olur. Ama çok hafif düzeyde olur. Ya da bir başkası için orta düzeyde olabilir. Hı hı. Başkası da yüksek düzeyde olabilir. Yani her duyguya olumsuz düşünce eşlik edecek diye bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz? Onu burada öneri vereceğiz. Kavram olarak şunu söylüyorlar. Kişi içi farklılaşan insanlar aslında duyguları yaşarken olumsuz düşünceler yaşamazlar. Kişi içi farklılaşma. Ne demek bu? Ne? Kişinin Duygu ile düşüncesini birbirinden ayırt etmesi ve bir dengede kalması. Buna kişi içi farklılaşma hmm. deniyor. Mesela ben bir televizyon programında görmüştüm. Ondan da örnek vereyim siz televizyoncusunuz. Bir konuğu davet etmişler. Hocaya soruyorlar. Diyorlar ki benim babam işte bana çok kötü davrandı, şöyle davrandı, böyle davrandı diyor. Hoca ne diyor biliyor musunuz yayında? Diyor ki Allah belasını versin o babanın. Yani hoca kişi içi farklılaşamamış. Niye? Biz o hocayı hmm. niye çağırdık oraya? inanç sistemiyle açıklıyor ilahiyatçı evet. bir hoca. Beklentimiz ne? Babanın davranışlarının dindeki yerini söylemesi lazım. Ama söylediğine hmm. Allah belasını versin. Yani ne yapıyor aslında? Duygu ve düşüncesini birbirinden ayırt edememiş, duygusal reaksiyon veriyor aslında. Hmm. Buna kişi içi farklılaşamamak. Hem de değil. olgunlaşamamış. Evet bu yani. en önemli engel. <laughs> yani eğer kişi içi farklılaşmayı yaşarsak inanılmaz gelişim kadir Ya bütün sorunların nedeni de bu. Kişi içi farklılaşamamak. Evet. Beş aşamada sınav kaygısını yenmede kişi içi farklılaşmaya değineceğiz. Yani müdahale evet. olur. Şimdi bununla ilgili bilmiyorum hocam şunu da söyleyebilir miyiz? Şimdi kaygıdan bahsediyoruz tabii neden olunan durumlardan. Ben hep şöyle düşünürüm. Belki bu duygu ve düşünceyi ayırt etmek için. Çok kötüyken. Karar vermeye çalışmayın derim yani ben kendim öyle derim en azından çünkü kötüyken iyi kararlar verilmez kötü duygudayken evet. ya da çok iyiyken de çok karar vermemekten hmm. yana olurum çünkü çok iyiyken daha pozitif düşünüyorsunuz. Evet, Tabii bu güzel bir şey ama bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz o yüzden her zaman nötr olduğunuz zamanları tespit edebilirseniz evet. duygularınız fazlalık mı kuruntu mu belki onu da anlayabilirsiniz. Evet. Bunu, Normal hayatınızı gözden geçirdiğinizde. Evet, bunu en yakın nereden her gün gözlemliyoruz? Mesela trafikte. Şimdi bir hmm. kaza olayını gördüğünüzde birbirine vuruyorlar ee, ve şiddet oluyor gördüğünüz gibi. Niye oluyor dediğimizde? Çünkü e, öfkeyle o anda problemi çözmeye çalışıyor ama sorun ortaya çıkartıyor aslında. Evet. Yeni bir sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Burada belki de şöyle duyguların işlevleri üzerinde durmak gerekiyor. Olumsuz duygular insanın bakış açısını daraltıyor problem çözme becerilerini kullanmayı engelliyor ve kapasitesini ortaya koymayı engelliyor. O yüzden sizin dediğiniz kötü durum derken aslında olumsuz duyguları düzenledikten sonra karar verelim. Çünkü kapasitemizi tam olarak kullanamayacağız. Problem çözme becerimizi tam olarak kullanamayacağız. Dolayısıyla en doğru çözümü bulamayacağız. O yüzden sakinleşmek Ondan sonra aslında karar vermek gerekiyor. Doğru evet. söylüyorsun. Evet. evet. Şimdi e, sırayla gidelim hocam. E, bizleri de o sırada takip edebilirsiniz. Yine aklımıza geldikçe somut örnekler de verilsin. Birinci maddemizden başlayalım. Sınava neden olan durumlar, sınav kaygısı evet. nedenleri. Tabi buradakiler biraz daha genel başlıklarmış evet, işte evet. aile rekabetçilik, olumsuz iç konuşmalar evet, hepsi evet. E, sınav kaygısını etkiliyor. Evet. Ee, peki bakalım birinci maddemiz de diyor ki sınav deneyimini fantazide hayalde felaketleştirme durumu. Bu nasıl ortaya çıkıyor? E, hocam? Aslında şöyle nedenlere bir bakalım. Tamam. Bu nedenler bir araya gelerek çocuklarda kaygı oluşturuyor Hı -hı. zaten. Yani nedenlerin hepsi bir araya gelip kuruntuya ve olumsuz düşünceye neden oluyor. Dolayısıyla önce nedenlere Hı -hı. baktığımızda aile geliyor. Yani burada da anne baba Hı -hı. tutumlarını görüyoruz. Ee, özellikle mükemmelliyetçi anne babalar çocukları çok kaygı açısından inanılmaz olumsuz bir konuma getiriyorlar. Çünkü onlar için sonuç çok önemli hı hı. ve süreç hiç önemli değil. Zamanında gösterdikleri çabalar, çocukların gösterdikleri çabalar hiç önemli değil ve hep en iyisi olmak zorunda. Dolayısıyla hı. mükemmelliyetçi bir anne babaya sahipseniz eyvah çocuk şöyle diyor mutlaka en iyi sonucu elde etmeliyim. Ya da Sınavda istediğim puanı alamazsam bu hayatın sonu diye düşünmeye başlıyor. Ama bunu neyle elde ediyor? Anne baba çocuk, mükemmelliyetçi anne baba çocuk etkileşimiyle e, elde ediyor ve içselleştiriyor. Nasıl mesela? Bir gün sınavdan geliyor çocuk, eve geldi. Sınava açıklanmış. Anne baba soruyor, kaç aldın? 90. İyi, diğer arkadaşların kaç aldı? Ya da niye yüz almadın? Niye yüz almadım. Dolayısıyla bunu söylediğinizde çocuk içselleştiriyor aslında. Dolayısıyla mükemmel olmalıyım, sonuç çok önemli. Mutlaka evet. istediğim sonuca ulaşmalıyım şeklinde düşünüyor. Bunun dışında ilgisiz mükemmeliyetçi anne babalar problem olduğu gibi ilgisizler de problemli. Çünkü ilgisiz olan anne ve babalar çocukların duygularını düzenlemede model olamıyorlar. Yani çocuk bir olumsuz duygu yaşıyor, öfke duygusu yaşıyor ama bunu nasıl düzenleyeceğini bilmiyor. Ebeveynlerin en önemli rolü koçluk yapmaları. Bu duygu nedir, anlamı nedir, neden sen bu duyguyu yaşıyorsun ve bu duyguyu bir daha yaşamamak adına neler yapmalısın şeklinde çocukla her gün konuşmaları gerekiyor. Konuşmadıkları zaman çocuk şunu yapamıyor, kendi duygusunu düzenlemeyi öğrenemiyor. İlginç, şöyle danışanlarım benim çok oluyor, geçen gün biriyle görüştüm. Babası immatür bir baba, yani olgun bir baba değil hep onu düzenlemeye çalışmış. Ama şimdi de kendisinin sorunu ne biliyor musunuz? Hmm. Obsesif kompulsif bozukluk. Hmm. Yani ne yapmış? İlgisiz, büyüyemeyen bir babayla hayata devam ettirmek adına mükemmel olmak zorundayım. Çünkü niye? Babası en küçük bir davranışta çocuğa hakaret ediyormuş, şiddet uyguluyormuş en küçük bir problemde. Dolayısıyla problem çıkmaması için ne yapayım ben o zaman? Her şeyi kontrol edeyim ve her şeyi mükemmel bir şekilde yapayım bu insanın doğasına aykırı bir şey. o halde baba olgunlaşmamış ve çocuğuna babalık rollerini yerine getiremiyor. Bakın çocuk babasına aslında babalık yapmaya çalışıyor ama bu ağır bir yük. İlerleyen yıllarda neye dönüşüyor? Zaten kendi öğrenememiş bu yükle birlikte obsesif kompulsif bozukluk şeklinde gidebiliyor. Yani kişilik bozukluğuna kadar gidebiliyor. O yüzden anne babaların günlük yaşamdaki çok basit çocuğun dinlemeleri, anlamaları ona Koçluk yapmaları aslında duygu koçluğu deniliyor buna. Ee, çocukların duygu düzenleme becerilerini öğrenmelerine yardımcı oluyor. Hocam genelde o yani biraz nadiren oluyor. Çünkü anne babalar kendileri bile bunu yapamadıkları için bazen eh, çocuğa da öğretmek zor oluyor. Kesinlikle yani. öyle. Biz de maalesef çoğumuz bunu çocukken öğrenemiyoruz. Belki yetişkin olduğumuzu öğrenip sonra da şey diyoruz büyüdük artık. E, Bunu yapabiliyoruz e, Çünkü istiyoruz. Türkiye'de çok ilginç olan şey de şu benim 5000'e yakın danışanım oldu. Hepsinde duygun ne diye sorduğumda duygusuyla düşüncesini ayırt edemiyor. Ben duygusunu soruyorum o bana düşünce anlatıyor aslında. Yani dolayısıyla kendi duygusuna da yabancı. Bir de düşünce anlatırken başkasının düşüncesini de anlatıyor. Tabii Hiç onu da anlatıyor. Var, Kendinden evet. uzaklaşıyor. Evet. Biraz kültürle de ilişkili. Yani Tabii. grup içerisinde yaşamanın bir sonucu aslında. İkinci neden rekabetçi ortam. Yani Hı -hı. şu an biliyor musunuz 20 0 25 yaş arasındaki nüfusumuz 25 milyon. Ve çok ilginç. Sınava giren kaç kişi? Biz hep lise sınavını düşünüyoruz ve aynı zamanda üniversiteyi düşünüyoruz ya da KPSS'yi düşünüyoruz. Ama her gün sınav oluyorlar. Yani derse matematik sınavı oluyorlar, evet. tarih sınavı oluyorlar. Sınav hep var aslında. Dolayısıyla ne demek? 5 milyon çocuğu çıkartırsak yani 0-6 yaş grubunu, geri kalan 20 milyon çocuk. Şimdi bu 20 milyon insanı ne yapıyorsunuz? Kıt kaynaklardan seçim yapmalarını sağlıyorsunuz. Yani ne demek bu? 20 milyon e, bireyin hepsi en iyi okula gitmeyecek. Kaliteli hmm. okullara gidemeyecek, gidemez çünkü kontenjanı sınırlı. O halde ne oluşuyor gördüğünüz gibi? Rekabetçi ortam. Evet. Dolayısıyla rekabetçi ortamda şunu düşünüyor çocuklar. Ben büyük bir yarış var ve bu yarışta en ön sıralarda olmalıyım. Eğer en ön sıralarda olmazsam istediğim hayatı yaşayamam, istediğim işi yapamam, istediğim yaşamı kuramam diye düşünüyorlar. Evet. Kapitalist sistem, yarışmacılık çocuklarda, bireylerde inanılmaz bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu rekabet de kaygıya neden oluyor. Yani biz şimdi sınav ve mutluluk dedim mi hocam? İşte şimdi tam bunu konuşurken bu o onun doğasına ters gibi geliyor biraz öyle olduğunda o rekabet olduğunda mutluluğu yakalamak zor gibi geliyor Süper. sanki. Süper. Mutluluk Hı? konusunda değineceğiz. Evet, ee, evrim kuramını e, takipte kalın diye. E, evrim kuramında e, bas var. Bas aynen sizin söylediğinizi söylüyor. Geleceğiz ona. Evet. Söyleyeceğim. Çok Tamam önemli. onu konuşacağız. Hatta çok ilginç. Şöyle diyor. Diyor ki modern çağ ee, yarışmacı ve rekabetçiliği ortaya çıkarttığı için ne olmuş? Uyum sorunlarını ortaya çıkartmış. Bugünkü kaygı ve stresin nedeni de budur diyor aslında. Peki ne yapalım? 5 ee, bin yıllık 10 bin yıllık bir tarih var. insanlığa bakalım. Yani atalarımız mutlu olmak için ne yapmış deniyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla daha sade bir yaşam, ilişki ilişkilerin güçlenmesi üzerine kurulu ona değineceğiz. Yani. Zaten yani bunların temeline baktığımızda da hep şuraya dayanıyoruz. Biz zaten programlar boyunca deponu anlatmaya çalışıyoruz. Kişisel ve bireysel yetenekler. Kimse kimseyle aynı değildir. Herkesin yolu farklıdır. Herkesin yeteneği farklıdır. Herkes Bravo. yolunu öyle çizebilmeli. Yani temelde bundan bahsediyoruz. Evet. Çocukların farklılıklarını kabul etmek. Bravo. Başlayarak bu günümüze kadar geliyor. İşte çok ilginç mesela bu kuruntuyu oluşturan, olumsuz düşünceyi oluşturan en önemli nedenlerden birisi de bu farklılığı kabul etmemek. Evet. İyileştirmesi yani bu düşünceden kurtulması da farklılığı kabul etmek üzerine kurulu. Onu da değineceğiz evet, sizinle evet. birlikte. Bu konular tabii çok evet. da tartışmalı. Biz devam edelim evet. konuşmaya. Öğretmenler Şimdi, de etkili. Onlar üzerinde evet. durayım. Zaten e, maddelerimizde de var. Evet. Rekabet dedik. Aile içi evet. olan durumlar dedik. Olumsuz iç konuşmalar vardı. Evet işte şiradan. bu kuruntuları sürekli düşünmek. Mesela en iyisi olmalıyım. Sınav benim için çok önemli. Eğer Hı -hı. bunda başarılı olamazsam hayatın sonu. Gene başarısız olacağım gibi düşünceler. Buna ek olarak da etkili ders çalışamamaktan bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben yeterince çalışmıyorum ve en iyisini istiyorum. Bu zaten mantıksız bir durum. Hı -hı. O halde çalışma becerilerimi yaymam gerekiyor. Ee, öğrenme, kendimi düzenleyerek öğrenme becerilerimi kullanmam gerekiyor. Yani sınav dediğim şey uzun bir maraton aslında. Dolayısıyla bunu iyi planlamak gerekiyor. Ve burada da ders çalışma alışkanlıklarını uygulamak gerekiyor. Eğer kişi, öğrenciler ders çalışma alışkanlıklarını uygulamamışlarsa öğrenemiyorlar. Öğrenemedikleri için de hani öğrenmediğim için kaygılanıyorum. Bu biraz bu hani... Çalışmayıp kaygılananlar en anlamsız grup diyebiliriz. Asıl sorun hmm. çalışıp kaygılananlar. Onlar belki erteledikleri için de kaygılanıyor olabilirler hocam, ama çalışmayıp hep bir erteleme vardır evet, ya. O, o ertelemenin temel mekanizması da çok ilginç. Hmm. Cezalandırılma korkusundan kaynaklanıyor. Yani ne demek hmm. aşırı otoriter anne babayla yaşayan çocuklar erteliyorlar. Niye? Harekete geçtiğinde hmm. anne ya da baba cezalandırılacak. Ceza almamak için neyi yapıyor biliyor musunuz? Harekete geçmemeyi tercih ediyor. Yani erteliyor. Hmm. Gene anne babalar yani hani evet. sorunun kaynağı onlar. Evet. Ee, bunun dışında zamanı yönetememek. Hani hmm. o sınav süreci bir saatlik, oru bir buçuk saatlik, iki saatlik her neyse hmm. bunu yönetememek Zaman de e, kaygının ortaya çıkmasına neden olmuş oluyor. Yani özet olarak bunu söyleyebiliriz. Sonuçta yani şunu görüyoruz aslında özetleyecek olursak ee, biz anne babamız sö söylediğimiz faktörler zamanı Hı -hı. yönetememek çalışma alışkanlıklarımızın iyi olmaması rekabetçi ortam olumsuz öğretmenle bir arada yaşamak gibi Hı -hı. bunların hepsi bir araya gelerek ne oluşturuyor kuruntu oluşturuyor bizde yani olumsuz düşünceler oluşturuyor Hı -hı. bu olumsuz düşünceler de dört alanda kendisini gösteriyor bunlardan biri sınav deneyimi. İkincisi kendisine ilişkin algı, buna yönelik kuruntuları Hı -hı. var. Üçüncüsü kontrole ilişkin kuruntuları var. Ve dördüncü e, noktada ise e, sınav sonucuna ilişkin kuruntuları var. Şimdi ona Hı -hı. geldik. Hani evet. bu zehir panzehir dediğim şey. Aslında bu kuruntular kaygıyı destekleyen, kaygıyı artıran zehir gibi. Ve dört alanda bir evet. sınav deneyimi, iki kendim, üç kontrol gücüm ne acaba? Dördüncüsü ise sınav sonucu. Bu dört alanda on tane aslında düşünce üretiyorlar. Şimdi ona bakabiliriz isterseniz. Evet. Ee, az çok belirledik ana başlıklarımız evet. aslında bu çerçevede. Şimdi tabii bu kuruntuları konuşacağız. Belki zehirli düşünceler evet. diyebiliriz. Diğer bir adıyla. Şimdi ilk başta o dediğiniz gibi belki sınav sonucunu felaketleştirme ile ilgili olarak sınav deneyimini hayalde felaketleştirme evet, durumu aynen. ortaya çıkıyor. Şimdi biz bunu somut olarak nasıl yaşıyoruz? şimdi Yani Kötü geçerse şöyle olur, böyle olur gibi kafada kurmak. Ku, kurmak aynen öyle. Hı -hı. Hani aslında şöyle oluyor, e, ego gücü zayıf olanlar e, önceden önlem almak adına en kötü senaryoyu düşünüyorlar. Hı -hı. Bunun ismi felaketleştirme oluyor. Hı -hı. Ama real değil. Yani hep Gerçek beklentiyi değil. düşük tutup sonra iyi bir şey olduğunda. Genelde vardır ya öyle hocam arkadaşlar hı hı. hep böyle kötü geçti kötü geçti sınavım derler onu mu kastediyoruz ona e, ona şunu söylüyorlar o bir kötümserlik tarzı ama bu daha He, farklı anladım. bu felaketleştirenler ego güçleri zayıf hı. dolayısıyla kendilerini güçlü hissetmiyorlar yıkılmamak için hep en kötüsünü düşünüp ona hazırlıklı hale geliyorlar hı, anladım yani, ama sorun şu bir kere bu deneyimi yaşamadılar. Yani sınava girmedik ki aslında. Dolayısıyla sınava girmedim ve ben bu deneyimi baştan olumsuz değerlendirdiğimde zaten kaygım hep ne olacak? Artacak ve katlanarak gidecek aslında. Halbuki bunun yerine ne olması gerekiyor? Ben sınava girmedim. Objektif olmam gerekiyor. Yani korkacak bir şey yok, felaketleştirecek bir durum yok aslında. Eğer ben sürekli olumsuz sonuç beklentisi içerisinde olursam o zaman ne oluyor? Bilgilerimi Rahatlıkla aktaramıyorum aslında. Soruyu anlayamıyorum. Soruyu kavrayamıyorum. Dolayısıyla performansımı, mevcut performansımı tam olarak ortaya koymamı engelliyor. Bu dövülmeden ağlamak gibi bir şey yani. Daha evet. sınav gelmemiş, yaşanmamış. Ben sınavım çok kötü geçecek. En düşük puanı alacağım. En kötü sonucu ben elde edeceğim şeklinde düşünmek Bunu şeklinde. düşündüren bir şey de olmalı. Yani şimdi belki soruları çözemiyor. Belki çok kötü deneme sonuçları alıyor. Bundan kaynaklı bunu düşünüyor ama onu almasındaki sebebi direkt kendiyle bağdaştırıyor belki de. Evet. O yapamadığını düşündüğü için ama halbuki kaygısından dolayı olabildiğini gözden kaçırıyor evet, da olabilir. Evet, kaçırıyor. Ama şöyle yani muhtemelen demin bir sınıflandırma yaptık ya. Yani çalışmamış, kaygılanıyor. Onlar için anlamsız bir şey. Zaten kaygılansın, çalışmamış ki. Hı hı. Kimin için sorun kaygı? Çalışmış, oldukça fazla çalışmış ama buna rağmen kaygılanıyor. Bunlar için sorun. Hı hı. Çünkü şöyle düşünün, siz hiçbir çalışma yapmadınız, ben kaygılanıyorum. Bir anlamı yok ki bunun, zaten kaygılanman gerekiyor. Çünkü e, bir performans ortaya koyman lazım, yeterliliğe sahip değilsin. Dolayısıyla o zaman yeterliliğini artırman gerekiyor. Yani öğrenme becerileri, çalışma becerileri hepsini uygulaman lazım. Buradaki asıl sorun şu, çalıştığı halde kaygılanan neredeyse yüzde altmış... Sınava girip çalışan Hı -hı. yani yüz, %100 bir dilimlik baktığımızda 60'ı çok kaygılanıyor. Oralarda tabii ayrılıyor şimdi şöyle çalışıp kaygılananlar da olabilir. Çünkü her çalışma meyvesini vermeyebilir. Çünkü her çalışma doğru çalışma olmuyor bazen. İşte çalışıyoruz ama e, elde ettiğimiz getiri çok az ya da yanlış şekilde çalıştığımız için sonucunu alamıyoruz. Evet. Ama bazen de gerçekten çalışıyoruz. Hani olur ya o deneme evet, sınavlarının evet. hepsinde çok güzel netler çıkarıyor ama evet. sınav günü o çok. Kötü netler geliyor. Evet, i̇şte olur. orada sanırım biraz farklı evet. durumlar ortaya çıkıyor. Birinci söylediğiniz koşulda kişi kendisini tanıyamıyor. Yani benim algılama kapasitem ve öğrenme kapasitem şu kadar. Hı hı. Ama ben ne yapıyorum aslında? 5 birimse ben 25 birim olarak kendimi görüyorum. Bu gerçekçi değil aslında. Yani ne demek? Ben diyelim ki sözelciyim. Ama ben hep sayısalcı olmak istiyorum. Anlamsız. Ben yapamam hı hı. zaten sayısalı. Evet, doğru dolayısıyla ki, o tamam. zaman kendimi tanımam lazım. Yani hangi yetenek alanında iyiyim? Ne kadarını yapabiliyorum? Ne kadarını yapamıyorum? Yani dolayısıyla kişiler kendilerini tanımadan bir yola girmiş olabilirler ve o yol zorlayıcı olabilir. Yani yetenek düzeyinin üstünde olmuş olabilir. E bu zaten kaygı üretiyor yani dediğiniz gibi üretir. Evet.